hekimin al şunu hallet. Ay 40 yıl görüşmediklerim arıyor. Öf. Onlar da iyi niyetli değillermiş demek ki anneanne. Anneciğim insanlar dedikodu peşinde. Bayılıyor millet biliyorsun dedikoduyu. Ay, başım çatlıyor. Alev Hanım da zahmet edip gelmedi. 10 kere Sevilay'ı yolladım. Evde de yok. Adamın yanında herhalde. Efendim Kıvılcım. Ömer nasılsın? Fena değil. Olanları biliyorum. Geçmiş olsun. Evet sağ ol. Çok kötü bir şey geldi başımıza. Bu olay daha çok su kaldırır gibi duruyor. Sen abini görebildin mi? Evet gördüm. Alev yanında mı? Yanında. Ömer benim Alev'le konuşmam lazım. Stadın oradaki bizim oteldeler. Tamam. Teşekkür ederim sağ ol. Sen de. Kıvılcım. Aşağıdayım seni bekliyorum. Yukarı gelsene. Alev dalga geçiyorsun herhalde. Aşk yuvanıza gelecek halim yok. Aşağıdayım bekliyorum. İyi tamam geliyorum. Alev herkesi ne duruma düşürdüğünü farkında mısın sen? Ya niye herkes benim üstüme geliyor? Ben baştan çıkaran değil, çıkartılan tarafım. Ya kimin ne yaptığının bir önemi yok. Önemli olan sonuç. Sen benim damadımın babasıyla birliktesin şu an. Sen de amcasıyla birlikteydin. Ya Doğa bile size kızarken ben sizin aşkınıza destek oldum. Size ben sahip çıktım. E Kayhan? Kayhan da Ömer'in eski karısıyla evlendi. Hiç kimse sesini çıkarmadı o zaman. Şimdi konu ben olunca mı sorun oluyor? Alev aynı şey mi? Bu adam evli. Ayrıca karısıyla da mutluydu. Değildi. Hem de hiç değildi. Olsaydı bana gelmezdi zaten. Ya sana ne oluyor Alev? Gözüne perde inmiş gibi. Kıvılcım, bari sen bunları söyleme. Bari sen beni anla. Seni anlayamam Alev. Ergen gibi davranıyorsun çünkü. Kaç kişiyi mağdur ettin farkında mısın sen? Ayrıca Doğa o evde zaten diken üstünde. Bir de şimdi sen üstüne tüy diktin. Üzgünüm. Benim de istediklerimi yapmaya hakkım var. Ya sen rüzgarı da mı düşünmüyorsun? Evlenmenize bir gün kala terk ettin gittin çocuğu. Ya sen kimse için üzülmüyor musun Alev? Ya üzülmez olur muyum? Biz de parti yapmıyoruz zaten. Apo da ben de geride bıraktıklarımız için üzgünüz. Ama hiç kimse bizden de yas tutmamızı beklemesin. Alev Allah aşkına aklını başına topla, silkelen kendine gel. Pembe Hanım şoka atlatınca sen ne olacak sanıyorsun? Ne olacaksa olsun. Biz her şeyi göze aldık. Ay Kıvılcım ben senin bu öğretme edalarından çok sıkıldım gerçekten. Ben de senin bu pişkinliğinden çok sıkıldım. Ay sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Baydım ama ben. Senin bana tam tersi destek olman lazımdı. Alev benim konuşmam bitmedi. Farklı şeyler söyleyeceğin zaman görüşürüz. Olur mu Kıvılcım? Ertuğrul, senin ne işin var burada? Bir toplantım vardı da onun için geldim. Ha, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen iyi misin? Hiç değilim. Alev'le konuşmaya geldim de pek umduğum gibi olmadı. Hadi ya. Ya oturalım, bir şeyler içelim, konuşalım diyeceğim ama... Yok sen işine bak ne olur, toplantına git. Sonra konuşuruz zaten her şekilde. Peki ne olur, kusura bakma. Olur mu canım? Ne kusuru, aşk olsun. Ben biraz sahile gidip kendime geleyim. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hay Allah ya.